Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu patlıcanları buldum, taze taze ben de aldım. Bunu baktım, bir adam helkenle indirdi. Amca dedim, bunu satıyor mu dedim. He, satıyorum kızım dedi. Dedim ben alayım. Dedi ki ne, bunun sahibi var dedi ama dedi bir yere götüreceğim. Şu yaşlı kadın var ya dedi, ona vereceğim. Adamı takip ettim, yaşlı kadına vermedi, başka bir yere götürdü. Neyse biz de gittik ama gözüm tablolara bakıyor patlıcanı. Görsem bileceğim yani taze taze. Çünkü dalından yeni koparmış. Bakın daha dikenleri daha üstünde şöyle. Neyse aldık. 4 kilo aldık toplam. Birazını dolma yapacağım arkadaşlar. İçinde hazırlıyorum. İçinde maydanoz, soğan, sarımsak, domates var arkadaşlar. İçine yaprak biberini attım. Karabiber attım, tuz attım. Şimdi şey yapacağım, karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi dolmalıklarımı şöyle arkadaşlar, küçüklerinden şöyle küçüklerini, patlıcanların küçüklerini seçtim. 2-3 tane de kaba koydum içine. Burada da otlu peynirimizi dün gösterdiydim. Ay, peynirimizi dün gösterdiydim. Otlu yaptım, suyunu da süzsün diye kenara bıraktım. Bakın bu sabah bir döktüm suyunu. Bir daha şey yaptım, bir daha süzülüyor. Otunu da karıştırdım. Akşamdan beri burada duruyor. Bunu da bidona basacağız arkadaşlar. Bu burada beklesin. Şimdi ben biraz kuyruk yağı atacağım içine, lezzet versin diye. Kuyruk yağı vardı dolapta, çıkarttım. Malzemelerini attım. Yağını dökeceğim şimdi. Dolmayı da oyunca elim kapkara oldu patlıcanlardan. Arkadaşlar yağını çok koydum demeyin. Sarma dolma yağlı olur. Yağsız kupkuru bir şey yaramaz. Salçasını da dökeceğim şimdi. Şöyle de salçasını atayım. İnşallah kapanacağım bugün. Neyse. Sen şurada şöyle dur. Eşki burada mı kızım? Hayır, şurada. Nar eşkisi orada mı? Hı. Ağzını açın. Birazdan nar eşkisi dökelim arkadaşlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi malzemelerini karıştıralım. Aslında sumak eşkisi daha güzel oluyor. Sumak eşkisini bulabilsem. Antep'te var. Gelen giden olursa inşallah abimgilden aldıracağım ondan. O sumak eşkisi çok güzel oluyor. Domatesin suyundan sulu oldu biraz. İyice karıştırayım şöyle. Salçası az mı oldu? Yok, iyi. İyi mi? Hı hı. Orada nasıl gözüküyor? Açık görünüyor orada. Orada açık gözüküyor zaten. Telefon dandik olduğu için. Böyle arkadaşlar, içini hazırladım. Şimdi güzelce dolmalarımı dolduracağım sizlerle beraber. Ağzımı kapatayım bunu. Arkadaşlar içini hazırladık. Tenceremizi yanına aldık. Oğlum fenerini yaksana. Şöyle yanaş da biraz. Sen mis gibi dolma var. Bir saate pişir. Sen niye onun derdine düştün şimdi? Almıyorum be, almıyorum. Alma. Onu da götür yerine koy hadi.
Gel benden dolma dolma. Doldurmuyorum dolmalı. Ha bak ben sana haftada bir kere yemek yaptıracaktım. Bak dolmayı yaptıracaktım ben sana unuttum. Hafta sonuydu ben bu haftalık yemeğimi yaptım. Hayır. Bu haftalık yemeğini yapmadın sen. Yaptım. Ben makarna makarna nedir? Ben sana ağır yemek göstereceğim öğreteceğim. Yaptım mı yaptım. Hayır. Hafta sonu kendine hazırla yemek yapacağım. Arkadaşlar ben bir video izledim çocuklarınıza diyor, hele de kız çocuklarına diyor, ev işi yaptırın diyor, öğretin anneciğim, diyor. Acıktım ben. Ondan sonra bunlara diyor haftada bir kere de diyor olsa diyor yemek yaptırın diyor. Ben de artık karar verdim Rümeysa haftada bir kere olsa yemek yaptıracağım. Çünkü bizim bir tanıdık vardı, kızı üniversiteye gitti, çok rezillik çekti. Kız yemek yapmasını bilmiyordu. Ya yurtta kalacağım ben yurtta. Yurtta kalacaksın diye. Olsun. Yemek yapamayacağıma göre. Olsun. Öğren. Onun da bilezik olarak kalsın. Değil mi çocuğum? Doğru. Hani o gün durum paylaştı değil mi yolda giderken? Hı. Hatay'ın levhasını çektim attım. Onu soruyor kimle gittin diye. Şöyle yakına getir yakına getir. Ben dedim adam burada der dedim. Alıcanlar da minik minik arkadaşlar. Şuna bakar ne güzel. İçi biraz cıvık oldu ama olsun bir şey olmaz. Domatesten oldu o da. Mesela domatesi doğrarken sulandırıyor. Nasıl ediyor, nasıl beceriyor. Dün konuştum ya Mehmet abiyle. Dedim ki Adana'ya gidiyorsan dedim, maldan yüklemeye gelin mi dedim. Cihan'da dedim de Cihan'da olsan dedi. Götürün dedi. Cihan'da derim dedi. Arabayı bakımdan çıkarmış. Şeye götürmüş. Mal yüklemeye. Şu büyükleri alta koyayım da. Tinçer hoca gelmedi. Ben çocuklar ötüyor yine. Kaza mı oldu? Öttürdü biri. Diri fatı zar. Gitti. Vurdu. Mesela şuradan bak hele. Vurdu mu? Ay neyine bakayım? Göremem ki. Ağacın oradan baktın mı gördün? Zeytin ağacın oradan baktın mı? Şokum orada oldu. Daha gidiyor. Biri diri fatıyor %100. Ay geçenlerde böyle bir ses geldi. Gıy gitti 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 gitti. Küt ettirdi böyle gecenin bir yarısı. Valla. Tabii biz korkumuzdan çıkmadık. Niye? Oğlum gecenin bir yarısı benim ne işim var dışarıda? Ben o zaman çıkar bakalım. Niye ne çıkayım diye? Bakayım? Gündüz olsan hadi neyse çağırmasın herkes koşuyor. Gecenin bir yarısı. O gün de ben bir arkadaşım ön kaldırdı. Kaldırmış yani benim haberim yok. Ben o zaman burada da ya yani o tarafta dedim. Sonradan gördüm. Ön kaldırmış lak yere düşmüş. İki kişiyle bile. Kalkmışlar hastaneye gitmişler. Motor orada duruyor. Böyle cıvık olduğu zaman arkadaşlar ben pirincini işte bastırarak dolduruyorum o zaman tam şey oluyor. Bastırdığım zaman şeyini pirinci iç kaldığı zaman yani böyle suyu kaldığı zaman ıslıyorum şeye içine su dolduruyorum. Süzekten süzüyorum üstüne döküyorum o zaman soslu gibi oluyor çok güzel oluyor. Azıcık da kuyruk yağı koydum ki ne lezzet versin diye. İyi oluyor. Var bunu koyarım hoca yavaş yavaş pişer olsa. Eşim de o zamana kadar gelir. Acıktım diyor gelir gelmez zaten. Dün erkenden yedik. Ondan önceki gün de erken yedik. Kısak oldu. Gel.
Mustafa, okul anılarını bana anlatsana. Ne anlatayım? Anne. Bir ara iyi iştahla anlatıyordum okul anılarından. Okul mu kaldı? Dün şey demiş ki ne, Bilge Arslan demiş ki ne, Mustafa güzel oğlum demiş, Allah'ım sana hayırlı kapılar açsın demiş. Amin. Yorumlar okuyamıyor valla. Aa, yorumlar okumuyor mu? Sana niye okumuyor arkadaşlar? Telefon videoyu açıyor, atıyor kafaya yatıyor. Yoruluyor. Babasına yardıma gidiyor. Babasına gidiyor bazen. Bazen kendi şeyi oluyor. Daha bizim kapıları boyayacakmış. Daha boyarak da. Valla şu sınavları bitireyim hele. Sınavların he sınavda kaynak sınavı ne var? Onlar geçsin de hayırlısı yine inşallah. Kaynaktan korkmuyorum. Ehliyetten korkuyorum. Yine zor sorarlar diye. Çalışacağım. O da şans meselesi arkadaşlar. Kimse kimisi kitap açmaz. Direkt gider sınava. Yüksek alır. 100 alır. Bizim Mustafa çabaladı da çabaladı. Çabaladı da çabaladı. Video bir yandan izledi. Hele bilmem ne yaptı. Ne bileyim. Bugün de biraz çalıştı tabi, soruları ben bildim. Ne, iki tane soru bildin Allah'tan anne. Ne, kaç tane sordun ki zaten he? İki tane sordum, kaç tane sordum? Yani sen sesli olarak iki tane sordun. Öbürlerini sen kendin okudun. Öbürlerini ben hiç yapmadım. İkisini de attın tuttu işte. Yok. Birini adana dedin, birini deniz dedin. Tamam evet, işte çocuk, doğru. Şöyle bak, soruyu okuduğun zaman mantık yürüteceksin. Nasıl acaba? Mesela şu şöyle olsa nasıl olur, böyle olsa. Düşünüp de pat diye hemen işaretlemeyeceksin yani. Ben zaten ondan cevaplarını bildiğim için size sordum. Ciddiyim bak, biliyordum. Biri zaten belli. Araba diyor 80 hızla gitse, arkadaki araba onu kaç hızla takip etmesi lazımdır. Yani 80'in yarısı kaç? 40. Otomatik yani. Soru cevap zaten sorunun içinde. Onun için de 20 tanesini çözdüm. 23 tane boşta var. Onları da akşam çözeceğim. Defteri bitirdim anasını satayım. Haftaya cumada MYK sınav var. 16'sında. Hayırlısına sana bir iş kapısı açılsın. 15'inden sonra da zaten zam geliyormuş. Ne zam geliyor? MYK sınavına. Hı. Aradım Özlem Hanım, böyle böyle mesaj geldi dedim. Bizimki şey öyle mi? Yok dedi, ben sizin girişinizi yaptım dedi, zam yemeyin diye dedi. Kaç olacakmış? Aynı eski fiyat. Yok şimdi zam gelirse kaç olur? 3 mü olur? Onu bilemem, zam gelirse kaç olur? 3 olur rahat. Aha. Şimdi ayvayı yediler. Kurs görenler. Gidin bakalım kim var kim yok. Tanıdık var mı yok mu? Bir arkadaş orada diyor. Pazartesi mi gideyim, salı mı gideyim bilmiyorum. Hocayı da ziyaret edeyim. Hoca pazartesi dedim ama. Rümeysa, poşetin içinde asma yapraklarını yıka da yürü biraz, bir avuç kadar. Ondan getir de ağızlarına koyayım. Bir tane arkadaşım var. Diyor ki ne, ben diyor Tekfen'e gittiğimde, başvuru yaptığımda diyor. Şey diyor. Hastalığın var mı diye forumda varmış ya. Hı. Oraya yok yazacağım diyor. Niye? Ben dedim, tamam dedim, yap dedim. Sen bileceksin. Zaten oraya TC'ye de yazacaksın. Ha, baktım mı sen kimliğinde her şeye baktın mı, neyin var, oğlum her şeyini öğreniyor. Ki. Epilepsi hastası mıymış neymiş? Yeter! Epilepsi mi ney? Seçti. Hmm. Hap kullanıyor ya. Yani panik ataklık, korku var. O başka bir şey olmuyor. Ney o? Sen tavuk kasanın içine çıkmışsın. Yumurlatı zar. Cin tavuğu.
O kadına bugün diyecektim. Abla satayım mı sana diyecektim de. Boş ver dedim. Cins hava almak isteyen. Fiyat. Fiyat sor. Ne? Fiyat mı sorduydu? Satıyor mu? Satıyor mu dedi sadece. Fiyat sormadı. Urfa'dan gelmiş buraya. Bir cin tavuğu için. Cin tavuğuların hastaymış he. Hem akrabalarının yanına gelmiş. Böyle var kızı kızım hastası olup da mesela alanlar. O da abartmış tavuktan buraya gelir mi? Ya Urfa'nın akrabası da burada. Cin tavuğu aramaya gelmemiş tek. Gelmişken zar alayım götüreyim dedi. He sana. Gördü ben dedi. Ben fiyatı söylesem yüksek diyecekti. 400'den aşağı satmam. Turşu yok anne. Bitti. Abdullah'a salata ayırdın mı? Ya. O az olanı ayır ona. Salata yemiyor ki o. Dünyadayız. Yemedi. Dün Ersun yemedi buradaydı. Ersun yemek yemedi onun için yemedi. Niye? Hı? Nadir yedi ama. Tamam Nadir yedi. Nadir yedi diyebiliriz ama. Yemek bitmişti çünkü. Tamam bir şey demedim. Ben Nadir'in yanında salata yenir mi? Akıl var mantık var sende. Şimdi yalan mı söyleyeyim? Her zaman diyorum anana. Ev işine girdim. Ananın gerçekten yemek şeyinde kimse toz konduramaz. Sabah mıydı miyse akşam da yemeğin şekeri az olur. Olmaz dedim. Espri derladım ama yavrum ya. Sen demedin ben dedim. Ben de dedim. Bir şey için dedim. Aman onun da içi boşalmış. Ay ben hiç aç değilim. Hiç aç değilim. İki tane koy bana onu. O tabağa koy. İki tane. Üç tane. İki. İki. İki de çok az. Üç tane koyarsan yiyemem. Bitiremem. Parçalandı zaten biri. O zaman 2,5 olsun. Bir kabak bir patlıcan koyuyor. Tamam. Bir de o yarım vardı. Su da koyarım şimdi onun üstüne. İstediğim gibi olmuş. Şey. Ya mayır mayır. Tane tane pişmiş. Kimisi yumuşak seviyor, ben yumuşak sevmiyorum. Dolma olunca ters çevirmiyor arkadaşlar. Çünkü dolma tane tane olduğu için
Yani alıp tencereye koyabiliyor ama sarma öyle değil. Sarmadan yağı alta çöküyor. Arkadaşlar bugün yemeğimiz böyle dolma, taze dolma. Patlıcanla kabak karışık yaptık. Bugünlük yemeğimiz bu kadar. Salata yaptırmaysa ayran yaptık. Bugünlük akşam yemeğimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.